Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman sınıf tahtasına çizdiği periyodik sistemde ilk girme elementi yerleştiren bir öğretmen öğrencilerine metalik, iyonik ve moleküler katılara örnek olarak aşağıdaki maddeleri verir. Öğrencilerden yukarıdaki periyodik sistemdeki elementleri kullanarak metalik, iyonik ve moleküler katılara örnek vermelerini isteyen öğretmenin hangi öğrencilere verdiği örnekleri değiştirmesi gerektiğini söylemesi beklenir. Şimdi öğretmenin verdiği örneklere baktığımızda demir çubuk Metalik kristaller örnektir arkadaşlar. Metalik katılara. Sofra tuzu iyonik katılara. Buz ise moleküler katılara örnek olacaktır. Zeynep'e baktığımızda kalsiyum metalik katılara örnek demiş. Doğru arkadaşlar. Kalsiyum 2A grubundaki bir metaldir. Ve metalik katılara örnek olarak verilebilir. Sodyum sülfürü iyonik katılar örnek vermiş. Sodyum 1A grubundaki metal. Kükürt ise 6A grubundaki bir ametal olacaktır. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti sonucu birbirini çekmesi sonucu oluşan iyonik katılara örnek olarak verilebilir. Amonya baktığımızda moleküler katı demiş. Bu da doğru bir örnektir arkadaşlar. Burada molekülleri bir arada tutan hidrojen bağları vardır. Dolayısıyla Zeynep'in verdiği örnekler doğrudur. Onura baktığımızda azot metalik katı demiş. Azot 5A grubundaki bir A metaldir. Dolayısıyla metalik katıya örnek verilemez. Karbondioksit iyonik katı demiş arkadaşlar. Karbondioksitte de molekülleri bir arada tutan zayıf van der Waals bağları vardır. Burada karbon ve oksijen ametaldir. Dolayısıyla iyonik kristale örnek verilemez. Kalsiyum oksit normalde iyonik katı demesi gerekirken moleküler katı demiş. Burada kalsiyum metal 2A grubundaki bir metaldir. Oksijen ise arkadaşlar 6A grubundaki bir ametaldir. Dolayısıyla anyon ve katyonlar elektrostatik çekim kuvveti sonucu bir arada bulunur. Bu iyonik bir katıdır. Dolayısıyla Onur yanlış vermiştir diyoruz. Onuru alalım. Buraya bakalım. Potasyum potasyum 1A grubundaki bir metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla metalik katıya örnektir. Alüminyum fosfür alüminyum 3A grubundaki metaldir. Fosfor da 5A grubundaki ametaldir. Dolayısıyla iyonik kristale, iyonik katıya örnek olacaktır. Doğru verilmiştir. Hidrojen klora baktığımızda hidrojen 1A grubundaki ametaldir. Klor da 7A grubundaki ametal olacaktır. Dolayısıyla moleküler, molekülleri bir arada tutan zayıf van der Waals bağları vardır. Dolayısıyla doğru verilmiştir. İreme baktığımızda alüminyum metaldir, metalik katı örnektir. Magnezyum florür iyonik bir bileşiktir, iyonik kristal örnektir. Karbon tetra klorür de e, moleküler bir kristaldir arkadaşlar. Moleküller burada da yine zayıf van der Waals bağlarıyla, London bağlarıyla bir arada bulunur. Dolayısıyla doğru verilmiştir. Yanlış verilen onur yani B seçeneği olacaktır. Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Genel olarak moleküler arası çekim kuvveti yüksek olan sıvıların viskoziteleri de yüksektir. Bir sıvının sıcaklığı arttıkça moleküler arası çekim kuvveti azalır ve sıvının akışkanlığı artar. Aynı sıcaklıktaki eşit hacimli X, Y ve Z sıvıları aynı ortamda özdeş kaplara yerleştirilip kapların altındaki özdeş musluklar aynı anda açılıyor ve aynı anda kapatılıyor. Bu işlem sonunda kaplarda kalan sıvı hacimleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıda verilmiştir arkadaşlar. Bu grafik dursun. Aynı sıvılarla iki farklı sıcaklıkta sıvıların eşit hacimli miktarlarına özdeş bilyeler aynı anda atıldığında eşit süre sonundaki görüntüleri aşağıda verilmiştir. Buna göre sıvı türleri ve sıcaklıklar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öncelikle X, Y ve Z'nin viskozitelerini belirleyelim arkadaşlar. Özdeş kaplara konulan X, Y ve Z sıvılarının musluklar açıldıktan sonra kapatıldığında X sıvısının en fazla, Y sıvısının ise en az kaldığı gözlemleniyor bir sıvının akışkanlığı fazlaysa viskozitesi düşüktür arkadaşlar. Bu durumda Y'nin viskozitesi en küçük. Akışkanlığı en az olan X'in viskozitesi en büyük olacaktır. Yani üç arasındaki sıralama X büyüktür, Z büyüktür, Y şeklindedir. Kaplara atılan bilyeler de yine viskoziteye bağlı olarak aşağı ulaşma süreleri uzayacaktır. Eğer viskozitesi büyükse bilye gitmekte zorlanacak. Viskozitesi küçükse arkadaşlar bilye gitmekte zorlanmayacaktır. Viskozitesi en büyük olan x olduğuna göre ikinci kap x'i. Viskosesi en küçük olan 3 olduğuna göre üçüncü kap y'yi. Bir ise z'yi temsil etmektedir. Baktığımızda z, x, y sıralaması a seçeneğinde yoktur. B seçeneğinde yoktur. C seçeneğinde var. D seçeneğinde yoktur. E seçeneğinde de yoktur. Doğru cevap C seçeneğidir. Peki hocam. T1, T2 sıcaklığını nasıl kıyaslayacağız? sıcaklık arttıkça viskosite azalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgilerin sıcaklık arttığında aşağı varma süreleri kısalacaktır. Baktığımızda T2'de bilyeler daha hızlı aşağı inmiştir. Demek ki T2 sıcaklığı T1'den daha büyük olacaktır. Zaten C doğru cevabı olduğu için T2'de T1'den daha büyüktür. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Aynı ortamdaki X ve Y saf maddelerine ait sıcak zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir. X ve Y maddeleri 10. dakikanın sonuna kadar düzenli bir şekilde ısı değişikliğine tabi tutulmuşlardır. Buna göre X ve Y maddelerinin çizelgeye uygun sıcaklık zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru. 0. dakikaya baktığımızda X'in 85, Y'nin 10 derecede başladığını görüyoruz. Bu yüzden A şıkkını eğiliyoruz. Çünkü Y 85 derecede başlamış. Ve E şıkkını da eğiliyoruz arkadaşlar. Y 85 derecede başlamış. Devam edelim x'in 2 ve 6. dakikalar arasında sıcaklığının 70 derecede olduğunu yani hal değiştirdiğini görüyoruz. Baktığım zaman 2 ve 6. dakikalar arasında x hal değiştirmiş. Baktığım zaman 2 ve 6. dereceler arasında x hal değiştirmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneği eliyorum. D seçeneğine baktığımda 2 ile 6 derece 2 ile 6. dakikalar arasında yine x'in hal değiştirmediğini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevap direkt B çıktı ama biz diğerlerine de bakalım. 8 ile 10. dakikalar arasında 20 derecede olduğunu, yine hal değiştirdiğini görüyorum. Baktığım zaman 8 ile 10. dakikalar arasında X'in 20 derecede ve hal değiştirdiğini görüyoruz. Y'ye baktığımızda 20 derecede arkadaşlar 2 ve 6. dakikalar arasında hal değiştirdiğini görüyoruz Y'nin. Baktığımda 2 ile 6. dakikalar arasında Y de hal değiştirmektedir. Aynı zamanda 8 ile 10. dakikalar arasında Y yine hal değiştirmektedir. Baktığım zaman Y 8 ile 10. dakika arasında hal değiştirmektedir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır. A, B ve K saf sıvılarının farklı dış basınçlardaki kaynama sıcaklıklarına ait grafik aşağıdaki gibidir. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 0,9 ATM dış basınç ve 1 ATM dış basınçta arkadaşlar bu sıvıların kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Baktığımızda kaynama sıcaklığı en büyük olan B, en küçük olan A'dır. A şıkkında moleküler arası çekim kuvveti en az olanı A sıvısıdır demiş. Doğru bir ifadedir. Kaynama noktası düştükçe moleküler arası çekim kuvveti azalır. B sıvısının 85 derecedeki buhar basıncı 0,9 atm'dir. Bu da doğru bir ifadedir. Dış basıncı 0,9 atm olduğu noktada arkadaşlar B sıvısı 85 derecede kaynar. Bir sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda kaynayacaktır. Dolayısıyla B sıvısının buhar basıncı 0,9 atm'dir. K sıvısı 1 atmosfer basınç altında 80 derecede kaynar. 1 atmosfer basınç altında K sıvısının kaynama noktasına baktığımızda 80 derece olarak görürüz. Üzerlerindeki açık hava basıncı arttıkça sıvıların kaynama sıcaklıkları artar. Doğru bir ifadedir. 1 atm basınçta k sıvısı 80 derecede kaynarken 0.9 atm basınçta k sıvısı arkadaşlar 75 derecede kaynar. Dolayısıyla e, buradaki farkı görebilirsiniz. A ve k sıvılarının 75 derecedeki buhar basınçları birbirine eşittir. Yanlış bir ifadedir. A sıvısının 75 derecede kaynadığını k sıvısının, e, k sıvısının ise 75 derecede kaynamadığını görüyoruz. Bir sıvının kaynama anında buhar basıncı dış basınca eşit olur. Dolayısıyla burada A sıvısının buhar basıncı 1 atm'dir. Ee, K sıvısının buhar basıncı ise 1 atm'den daha düşük olacaktır. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olacaktır.